Selam herkese. Bir günlük vlogla daha karşınızdayım. Bugün sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız mutlaka gitmeniz gereken bir yere götüreceğim. Çikolata dükkanı diye bir yer Kadıköy'de kalıyor. Kadıköy Mado'da. Biz bunu 2 yıl önce falan keşfettik sanırım Rıza'yla. Çok güzel bir yer. Çok lezzetli. Oraya gidiyoruz. Oradan da belki bir Bağdat Caddesi yaparız. Öyleyse orada görüşmek üzere. Evet, Asuman yemeğe geldik. Yani evet. Gidiyoruz, daha gelmedik. Gidiyoruz. Hava var ya, aşırı soğuk İstanbul'da ve bugün biraz güneşli. Güneşe aldanıp çıktık biz de herkes gibi. Çok kalabalık. Ne yapıyorsun? Ve gerçekten herkes de güneşe aldanıp dışarıya çıkmış. Yine bir İstanbul trafiği. Hava buz gibi. İşe dön. Neyse. Size Asuman'ı göstermek için sabırsız oluyorum şu an. Çok kalabalık. Sıradayız. Hırka getir bana. Hırka getir. Sıradayız. Burada oturduk ve Asumanlarımızı bekliyoruz. Biz çıktık şimdi Asuman'la. Rıza büyük boy yedi. Evet, ne var? Çok güzel. Ben küçük boy yedim. Çok güzel, gerçekten çok lezzetli. Eğer İstanbul'daysanız gidin. Şimdi de caddeye gidiyoruz, Bağdat Caddesi'ne. Dolaşacağız, sonra da herhalde çikolata eve geçeriz. Çikolata dükkanı. Onu da söylemeyin. O çikolata, ha, çikolata dükkanı, evet. Kadıköy Mado'da. Çikolata dükkanı. Kesinlikle deneyin arkadaşlar, süper. Çikolata dükkanının ilk yeri. Buradan sonra diğer yer açıldı. Biz buraya geliyorduk zaten 2 sene öncesinde. Sıraya baksana. Biraz çok küçük bir yer. Ya da sıra var burada. Bizim Bağdat Caddesi'nde sürekli her sene geldiğimiz bir yer vardı. Böyle fotoğraf falan çekilirdik. Bugün aşırı doluydu. Aşırı yani. Ya da hafta sonu olduğu için bilmiyorum ama. Biraz kızgınım çünkü doğru düzgün fotoğraf çekilemedim. Böyle şey gibi, sanki çok ünlü bir yer ve herkes orada fotoğraf çekilmek ünlü istiyormuş zaten. Gibi. Böyle hani sanki böyle turistik bir yer gibi. Satacağım. Bu işimin resmi. Ama böyle şey, bildiğiniz sırayla resim çekiliyor yani. Neyse. Biz şimdi Rıza tıraş olacak, sonra eve gideceğiz zaten. Bu da biz. Uf, ama istediğim gibi fotoğraf çekilemediğim için biraz üzgünüm. Yani kadın zekini görmedim, aradan bir girdi. Pardon. Evet diyor. Evet, kadın koluma böyle vurarak aradan girdi. Bir de çıktı, koluna vuruyor. Ve yani bilmiyorum. Hüsran uğradım biraz, neyse. Birazcık canlı sıkıldı. O kadar soğuk ki, gündüz biraz güneş vardı, hafif sıcaktı ama şu an akşam kar yağmalı. Bence kar yağarsa biraz ılınacak. Bence kesinlikle öyle. Biz şimdi biraz kahve, biraz da muhabbet edeceğiz. Öyleyse cheers! Bu akşamki akşam yemeğimizi dışarıda yemeye karar verdik ve ben Tonton babamın ekmeğine bayılıyorum. Çok güzel. Yedince çok seviyorum. Ben de bayılıyorum. Rıza da çok seviyor. Kardeşim de burada. Artık sen de seveceksin. Bu şekilde. Şimdi yiyelim.
insanın gerçekten evi evi güzel evim diyesi geliyor ya. Hoş geldik şimdi evimize ve ilk faturalarımız gelmiş. İlk evlenenler hep şunu derlerdi. Böyle benim arkadaşlarım olsun veya işte yakın dostlarımız falan olsun. O faturalar gelince bir hani şaşırıyoruz ya, fatura ödemek ne gibisinden. Tabii normal genç kızken, genç erkekken baba, annenizin babanızın evindeyken anlamıyorsunuz bu gibi şeyler. Çünkü onlar ödüyorlar, evet. Şimdi gelince ben sizinle paylaşmak istiyorum. Elektrik faturası 108 lira 90 kuruş gelmiş. Biz bu ay doğalgazdan yani böyle büyük bir şey bekliyorduk. İşte çünkü geldiğimizden beri hiç kapatmadık. O güzel olan havalarda bile hiç kapatmadık. Ama bizi şaşırttı doğalgaz. 176 lira gelmiş. İyi yani bence. Siz hatırlıyor musunuz ilk zamanlar ne gelmişti falan? Bunları benimle paylaşırsanız yorumlarda birazcık muhabbet ederiz. Ne dersiniz? Öyleyse bu vlogu burada kapatayım. Bir dahaki günlük vloglarda veya bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.